Herkese merhaba. Yeni bir ÖFG TV programıyla yine karşınızdayız. Her hafta salı günü saat 21'de size sunduğumuz ÖFG TV programına yine başlıyoruz. Bu hafta yine mecliste ve ülkede en önemli gündemimiz bütçe, ekonomik sıkıntılar, dövizin lira karşısındaki aşırı değer kazanması ve bütçe halka ne vaat ediyor? Bütün bunları konuşacağız. Kocaeli milletvekili olarak bütçenin 2022 bütçesinin komisyon görüşmelerine elimden geldiği kadar katıldım. Görüşlerimi sundum, sorularımı sordum sayın bakanlara ve arkadaşlarımızla bir ekip çalışması yaptık. Oldukça yoğun bir çalışma yaptık ve tabii bizden çok daha yoğun bir çalışma yapan Plan Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarımız vardı. Saatlerce sabahtan akşam gece yarılarına kadar bu çalışmalara katıldılar, görüşlerini sundular, saatlerce konuştular. Fakat tabii ki açık somut delillere rağmen sarayın dediklerini uygulayan AK Parti, MHP, Cumhur Zulüm İttifakı'na karşı konuşuyorlardı ve onların sayısal çoklukları vardı ve maalesef ki tüm oylamalarda Cumhur İttifakı'nın oylamalarıyla geçti ve şu anda genel kurulda bütçe görüşmeleri başladı. Dün itibariyle başladı. Dün siyasi parti liderleri de katıldılar, konuşmalar yaptılar ve görüşlerini sundular ve bugün itibariyle de yine görüşmelere devam ederiz. Toplam 13 günlük bir genel kurulda bütçe maratonu var. Tabii şu anda ister istemez tüm toplumun en önemli konusu ekonomi. Çok büyük sıkıntılar var. Gerçekten inanılmayacak vahim gelişmeler oldu. Bir anda fakirleşen insanlar, bir anda büyük darboğaza giren toplum kesimleri var ve ekonomik anlamda gerçekten kötü haldeyiz ama gelecekte sanki daha da kötü olacağız, böyle bir görüntü var. İşte tüm bunları bugün Halkların Demokratik Partisi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanımız Sayın Garo Paylan'la konuşacağız. Sadece onunla konuşmakla kalmayacağız. Halkımıza da mikrofonu uzatacağız. Farklı esnaf kesimlerimizden arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir tarafından bize bağlanacaklar. Dertlerini, sıkıntılarını, bütçeden beklediklerini anlatacaklar. Ve Sayın Vekilimiz Garo Paylan da bu konuda yorumlarıyla programa devam edecek. Ben ilk olarak Sayın Garo Paylan, Diyarbakır Halkların Demokratik Partisi Vekilimizi alıyorum. Hoş geldiniz Garo Vekilim. Hoş bulduk Ömer Vekilim, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, koşturuyoruz, mücadele ediyoruz beraber. Mücadele bizi diri tutuyor. Sağ olun, teşekkürler. Hiç gecikmeden sizden bütçe komisyon görüşmeleri trafiği hakkında ve partimizin bütçe ile ilgili görüşlerini genel olarak alalım. Daha sonra bakanlıklarla ilgili de görüşlerinize başvuracağız ama genel olarak bütçe ne vaat ediyor? Halkların Demokratik Partisi olarak Türkiye toplumuna neler söylüyoruz? Yorumlarımız, görüşlerimiz, beklentilerimiz neler? Söz sizde, buyurun. Elbette. Bütçe hakkı demokrasiler için olmazsa olmaz bir haktır. Yani bir ülkenin demokratik bir ülke olup olmadığının bütçe hakkının olup olmamasına göre de sınayabilirsiniz. Çünkü geçmişte de krallar, padişahlar istedikleri gibi vergi salıyorlarmış. Yani çok fahiş vergiler salabiliyorlarmış. Ve bu fahiş vergileri de keyiflerince harcıyorlarmış. Yani mesela bir çiftçi 10 ton buğday elde ettiyse bunun 5 tonunu vergi olarak alabiliyormuş. Ve çiftçiyi mağdur edebiliyormuş geçmişte krallar, padişahlar. Ve bu aldığı vergiyi de, vergiyle de saraylar yapabiliyormuş. İşte yandaşlarına, derebeylerine şatolar yaptırabiliyormuş. Veya savaşlar çıkarabiliyormuş bu bütçeyle. Halkın başını belaya sokabiliyormuş. Silah yatırımları yapabiliyormuş. Ve bu işte bütün bu belalardan dolayı, yani halkı yoksullaştıran, sarayları büyüten veya halkı yoksullaştırıp savaş çıkarıp halkların yıkımına yol açan politikalara karşı halk sonunda isyan etmiş. Demiş ki arkadaş, sen bana fahiş vergileri uyguluyorsun ve bu kaynakları alıp saraylar yapıyorsun, artık dur demiş. Ve bunun sonucunda halk parlamentolar oluşturmuş. Yani doğrudan demokrasi tabii ki daha ideal olanıdır ama artık bu günümüz şartlarında kalabalıklaşan toplumlarda temsili bir demokrasiyi oluşturmuş. Ve demiş ki halkın içinden çıkan vekiller
Benim derdimi daha iyi bilir. Saraydaki artık benden koptu. Ve halkın içinden çıkan vekiller bana daha adil bir şekilde vergi politikası uygular. Yani yoksuldan daha az vergi alır, zenginden daha çok vergi alır. Ve aldığı bu vergileri de bana döndürür demiş. Ve böylece temsili demokrasi oluşmuş. Ve bütçe hakları da demokrasiler için en önemli haktır. Ve en önemli tartışmalar bütçe tartışmalarında olur. En politik metinlerdir. Çünkü bütçeler bir ülkenin vicdanıdır. Vicdanlı ülkelerde, vicdanlı yöneticilerin olduğu ülkelerde yoksullardan daha az vergi alınır, zenginlerden daha çok vergi alınır ve toplanan vergiler de yoksullara döner. Tarım politikalarına, çiftçiyi ihya etmek için, esnafı ayakta tutmak için kullanılır. Dar gelirlerin yanında olur o bütçe. Ama maalesef ülkemizde özellikle tek adam rejimi devreye geçtiğinden beri bütçe hakkı devre dışı kalmıştır. Zaten eskiden de o kadar yoktu ama şimdi tamamen devre dışı kalmıştır. Yani tek adam yoksullardan vergi alıyor bu bütçemizde maalesef. Yani vergi politikaları tekrar yoksullardan vergi almak üzerine ve zenginleri vergilendirmiyor. Vergi cennetlerindekilerinden herhangi bir vergi almıyor. Ve buna rağmen yoksullara topladığı vergileri zenginlere aktarıyor. Yandaşlarına aktaran bir bütçe. Yani halkı yoksullaştıran, bir avuç yandaşını zenginleştiren, saraylarını büyüten ve uyguladığı aşırı güvenlikçi savaş politikalarıyla da halkın başını belaya sokan bir bütçeyle karşı karşıyayız. Buna karşı biz de Halkların Demokratik Partisi olarak komisyonda mücadelemizi yaptık Ömer Bekir'imle birlikte. Bütün arkadaşımızla birlikte tabii ki. Bu bütçenin sarayların, savaşların, yandaşların, rantın ve faizin bütçesi olduğunu ortaya koyduk. Ve buna karşı da gelin dedik halkın vicdanlı temsilcileri olarak bu tercihleri değiştirelim dedik. Ve çok sayıda önerge verdik biliyorsunuz. Ama bu önergelerimiz AKP-MHP çoğunluğu tarafından reddedildi. Ama emin olun AKP-MHP'li vekillerin pek çoğu da bu gelen bütçeye inanmıyorlardı. Bu bütçenin doğru bir bütçe olmadığını düşünüyorlardı ama iradeleri olmadığı için el kaldırdılar, indirdiler ve bir aylık bütçe maratonu sonucunda komisyondaki bir virgül bile değişmedi ve bu vicdansız bütçe geçti. Şimdi yani siz onların gözlerinden bütçeye inanmadıklarını okudunuz. Tabii gözlerinden değilim her vekilim. Sözlerinden de yani sonuç olarak bütçe yalnızca halkımızın gördüğü karşılıklı oturduğumuz alan değil. Kulislere çıktığımızda haklısınız diyorlar. Yani bu kadar kaynakların yandaşlara akması doğru değil diyorlar. E kardeşim el kaldırsana o zaman verdiğimiz önergeye bu yandaşlara giden kaynak. İşte orada da ellerini açıyorlar ne yapalım çaresiziz diyorlar ve el kaldırıp el indiriyorlar. Yalnız gözlerinden değil sözlerinden de bunu biliyoruz. Evet, şimdi biraz da halkımızın anlaması için bu vergilerimiz nasıl toplanıyor ve nereye gidiyor bunu anlatalım. Bence birinci tablomuzu ekrana verebilirsek vergilerimiz evet. Nereye gidiyor? İlk tabloyu getirelim arkadaşlar. Halkımız evet. Bu anlamda vergilerimiz daha iyi anlar. Nereye gidiyor tablosu evet. Geldi. Ömer Vekilim. Evet. Şimdi gelecek yıl bütçeden 1 trilyon 250 milyar TL vergi toplanacak. 1 trilyon 250 milyar TL halkımızdan vergi toplanacak. Nasıl toplanacak? Halkımız biliyorsunuz işçi, kamu emekçileri daha maaş ceplerine girmeden vergiler kesilir biliyorsunuz. Yani bordro mahkumlarıdır, vergiler oradan kesilir. Ve harcama yaptıklarında da her bir harcama yaptığımızda, benzin aldığımızda, markete gidip alışveriş yaptığımızda, sigara alındığında hep bu vergiler de yine oradan kesilir ve bu vergiler bir havuza toplanır. 1 trilyon 250 milyar TL ve vergi toplanırken adaletsiz toplanıyor. Hadi bunu geçtik. Harcanırken nereye gidiyor? Buna bakalım. Bakın vergilerde en büyük kalem maalesef Güvenlik Bakanlığı'na gidiyor. Yani bundan 6 yıl önce barışın konuşulduğu günlerde bu Güvenlik Bakanlığı dediğimiz yani İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kuruluşların olduğu bakanlıkların toplamı çok düşük bir rakama tekabül ediyor. 50 milyar gibi bir rakama tekabül ediyordu. Çünkü barış konuşuluyordu. Bu kadar istibdat politikaları sürdürülmüyordu. Öğretmen atanıyordu. Polis daha az atanıp daha çok öğretmen atanıyordu. O günlerde bütçe çok son derece düşüktü. Şimdi birinci bakanlık, hani Güvenlik Bakanlığı'da bir bakanlık yok ama bunun toplamı olarak, güvenlik konseptinin toplamı olarak baktığımızda birinci bakanlık oldu maalesef. Çünkü bu tek adam rejimi bir istibdat rejimidir, bir baskı, zulüm ve savaş rejimidir. Bundan dolayı da bu Güvenlik Bakanlığı arttı ve 246 milyar TL çıktı ve birinci bakanlık olarak devreye geçti. Şimdi bu ne demek? Şöyle bakabiliriz. Şimdi halkımızda bazı insanlar diyebilir ki arkadaş güvenlik olmayacak mı? S-400 almayacak mıyız? Polis olsun, asker olsun, işte terör var, efendim
tehdit var, beka meselesi var diye inanmış olabilirler. Ama şunu bilsinler, ortada eğer ki siz her şeyi çivi olarak görürseniz elinize sürekli çekiç alırsınız ve hep birilerinin kafasına vurursunuz ve bu bir sarmaldır. Yani Irak'ta Saddam da bu politikaları izledi. Libya'daki Kaddafi de bunu izledi. Bütün kaynaklar silahlara gitti ama ülkeler abad olmadı. Yalnızca güvenlikçi politikalar, yani tank top silah alarak hep asker polis istihdam ederek bir ülke abad olmamıştır. İşte bu politikalara itiraz etmek gerekir. Bu tabii ki ideolojik boyutu. Ama diyelim ki emeklilikte yaşa takılan bir gencimiz, bir insanımız veya atanamayan bir öğretmen bunları alkışlıyorsa, yani S-400 füzesi aldığında, tank top aldığında, şunu bilsin ki bunu alkışladığı zaman kendisi hiçbir zaman atanamayacak demektir. Öğretmen olarak veya emeklilikte yaşa takılan emekli olamayacak demektir. Çünkü onun emekli olması için gereken kaynaklarla S-400 füzesi alınıyor, tank top alınıyor. İstibdat politikaları ortaya konuyor demektir. Veya atanamayan bir öğretmenin atanması kaynağıyla onun yerine polis atanıyor demektir. Ki pek çok biliyorsunuz öğretmenlik mezunu yurttaşımız şöyle polis olarak atanıyor. İşte bu politikalara karşı çıkmak aynı zamanda ekmeğimize sahip çıkmak anlamında gelir. Birinci bakanlık bu. İkinci bakanlık, Ömer Vekilim, ironik bir şekilde hani faize nas olarak bakan, faiz karşıtıyım diyen işte iktidar, bir bakıyorsunuz ikinci büyük bakanlığı faiz bakanlığı yapmış. Yani her verdiğimiz 5 lira verginin 1 lirası güvenlikçi politikalara gidiyor. Her ödediğimiz 5 lira verginin 1 lirası da faize gidiyor. Yani bu kadar faize karşıyım, faize karşıyım diyor ama bakıyorsunuz ödediğimiz her 5 lira verginin 1 lirasını faize ediyor. Peki bu faiz bakanlığı dediğim ikinci büyük bakanlık, ki en büyük ikinci bakanlık, 5 yıl önce neydi? Yalnızca 45 milyar TL'ydi. Yani daha güvenin olduğu, kurumların işlediği, denge denetim mekanizmanın olduğu günlerde Türkiye'ye borç verenler çok daha düşük bir faizle borç veriyorlardı. Ama tek adam rejimi bütün sistemi çökerttiği için şimdi Türkiye'ye tefeci faiziyle borç veriyorlar. Çünkü Türkiye'de risk görüyorlar. Mesela dolar bazında Amerika'da şu anda faiz %0 iken Türkiye %7, %8 dolar faiziyle, dolar faiziyle diyorum, borç bulmaya çalışıyor. Hem bu da dolar faiziyle. Dolar faiziyle %7, %8. Belki yarın bunu da bulamayacak. Çünkü Türkiye iflas etmekte olan bir ülkeye %50 faizle verseniz kimse borç vermek istemez. Peki Türk lirası faizlerine bakalım. Yani yalnızca 5-6 yıl önce Türk lirası faizleri %6, %7, %8 iken şimdi %20 ile borç bulmaya çalışıyor. Kredi faizlerine bakalım, %25'e çıkmış durumda. Yani şunu görelim, bütün yurttaşımız şunu bilsin. Erdoğan bugünlerde faizi düşür diyor. Faizi talimatla Merkez Bankası düşürüyor güya. Ama faiz talimatla düşmez. Belki Merkez Bankası faizini düşürmüş gibi yaparsınız. Ama piyasaya baktığınızda sizin ülkenize güvenmeyen, hükümetinize güvenmeyen tefeciler çok daha yüksek faiz isterler. Ve faiz bütçesi de artmaya maalesef devam ediyor. Üçüncü bakanlık Eğitim Bakanlığı, dördüncü bakanlık Sağlık Bakanlığı, şu rakamlar aldatmasın. Bu eğitime ve sağlığa OECD ülkeleri içinde kişi başına göre en az kaynak ayıran ülkeyiz. En az, dolar bazında en az kaynak ayıran ülkeyiz. Ve eğitime ayrılması gereken paralar faize gidiyor. Sağlığa ayrılması gereken paralar maalesef silaha gidiyor. Yani bu gördüğümüz üçüncü ve dördüncü kalemler, yani Eğitim Bakanlığı birinci bakanlık olmalıydı. En çok kaynak ayırdığımız bakanlık olmalıydı. Maalesef üçüncü sırada. Sağlık Bakanlığı ikinci bakanlık olmalıydı. Faize gidecek paralar sağlığa gitmeliydi. Daha sonra görüyorsunuz bir bakanlık, o da tabii benim adını koyduğum bir bakanlık, İsraf Bakanlığı. Bakın bütün dinlerde israf haramdır. Yani bu böyledir. Hani eğer nas olarak bakılacaksa, haddimi aşmadan söyleyeyim. Yani İncil'de de, Kur'an'da da, Tevrat'ta da israf haramdır. Ya bunu geçtim. Yani eğer ki din olarak bakılmıyorsa ahlaken, vicdanen de bu tartışılması gereken bir şey. Bir yandan bakın, ben bugün meclise gelirken bir emeklinin çöpten domates topladığını gördüm. Manav biraz çürük domatesleri çöpe atmıştı. Üstelik de bu Çankaya Mahallesi'nde gördüm. Yani düşünün, hani güya varlıklı bir mahallede gözümle gördüm. Ya fotoğrafını çekmeye imtina ettim çünkü o amcayı göstermek kabul edilemez bir şeydi ve utandım o anda. Bu ülkenin bir vekili olarak bir emekli abimizin
çöpten domates topladığını, Marav'ın biraz çürük domatesleri çöpe atıyor, adı 60 onları çöpten toplayan bir emekli amcamızı gördüm. Şimdi biraz vicdanlı olan bir iktidar, saray, biraz vicdanı kalmış olan bir milletvekilleri bunu görür. Ne yapar? Bu israf kalemlerini azaltır. Yani 95 milyar, ki ben bunu Ömer Vekil'in 9.27 kura göre hesaplamıştım. Şu anda bu çok daha yükselecek, bu israf kalemi. Bence 110-120 milyara kadar çıkacak. Bu rakamı sıfırlar ve bu parayla emeklimizin en düşük emekli maaşını 4.000 lira yapabilirdik mesela. Şu anda 1.500 lira veriyoruz amcaya. O amcamız da gidip çöpten domates topluyor. İşte bu kabul edilemez. Yani bu yüzen saray, uçan saray, yürüyen saraylar, şatafat, rant, bütün bunları bir kenara koyabilse bu ülke, Ankara'da biliyorsunuz büyük bir israf var. Yani her bir bakan geliyor bütçe görüşmelerine 10 milyonluk Mercedes'le. Arkadaş niye biniyorsun bu Mercedes'e? Mütevazi bir arabaya binsene. Her bir bakanın altında özel uçak var. Yazlık saraylar, kışlık saraylar, şatafatlar, ne oluyor? Senin halkın çöpten domates toplarken, ekmek toplarken sen orada lüks Mercedes'e bineceksin. İşte bu kabul edilemez. Bu israf kalemini mutlaka sıfırlamamız gerekiyordu. AKP, MHP buna reddetti. Sonraki bakanlık ne? Gördüğünüz gibi yandaş bakanlığı. Sayın Vekilim, ben de bunu dolar yine 9 küsür lirayken hesaplamıştım. Şu anda israf bakanlığı 82 milyar lira gözüküyor ama emin olun 100 milyar liraya geçecek. Niye? Çünkü bunlar köprü yol diye övünüyorlar ya. Tek övündükleri şey ne desek diyelim, köprü yaptık, yol yaptık. Arkadaş neyle yaptın? Maalesef işte el parasıyla, yani yurt dışından dolar bazında, euro bazında para getirdiler buraya yabancı sermaye. Onlarla bir anlaşma yaptılar. Arkadaş ben köprü yapacağım. İşte diyelim ki köprünün maliyeti 1 milyar dolar ama sen bana 15 milyar dolar vereceksin dedi. Mesela Osman Gazi Köprüsü böyledir. 1 milyar dolar olan maliyeti 15 yılda 15 milyar dolar olacak. Ya arkadaş dedik, bu bir kendi paramızla yapsak ya bunu. Yok. Eğer bakın 1 milyar dolar maliyeti olan bir köprüyü 15 milyar dolara ihale ediyorsunuz, ya cahilsiniz ya ahmaksınız ya da kötü niyetlisiniz. Yani her ticareti bilen bilir. Niye 1 milyar dolara köprüyü 15 milyar dolara yaparsın? Yolsuzluk için yaparsın. Bu olayın bir boyutu. Diğer boyutu, euro bazında borçlandıkları için, dolar bazında borçlandıkları için, hani bunlar 5-6 yıl önce dolar 2 lirayken borçlandılar, 1,5-2 lirayken. Şimdi dolar oldu 14 lira. Ne oluyor? Bütçemizden çok büyük kaynaklar bu yandaşlara akıyor. Hani Binali Yıldırım 5 yıl önce demişti ya, bütçemizden 5 kuruş para çıkmayacak demişti. Aha sana çıkmayacak 5 kuruş para. 82 milyar lira göstermişim ama 100 milyar TL'nin üzerinde para yandaşlara akacak. 5 tane yandaş müteahhite Ömer Bekir. Şimdi yurttaşlarımız anlayabilir bu 100 milyar TL ne demek. Ben bir 100 milyar TL'nin yalnızca 30 milyar TL'siyle 200 bin öğretmen atayabilirdim. 100 milyar TL'nin yalnızca 20 milyar TL'siyle, hani barınma sorunu var ya yurttaşlarımızın, gençlerin, bütün yurt sorununu çözebilirdim. Yine bu 100 milyar TL'nin 10 milyar TL'siyle 3600 ek gösterge sorununu çözebilirdim. Yine bu 100 milyar TL'nin geriye kalan 40 milyar TL'siyle emeklilikte yaşa takılan tüm yurttaşlarımızı emekli edebilirdim. Bak nelere yol açıyor. Bir anda 5 tane yandaş müteahhite akan 100 milyar TL, o 100 milyar TL ile 10 milyonlarca yurttaşımızın sorununu çözmek. Bu iktidar neyi tercih ediyor? 5 tane yandaş müteahhiteni tercih ediyor. Bir öbür yandan milyonlarca yurttaşımızın sorununun çözülmesini tercih etmiyor. Diğer, bakın geri kalan bakanlıklara bakalım, çok önemli bakanlıklar. Nereler, ne kadar gerilerde kalmışlar. Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Ne diyor? 66 milyar TL. Çok düşük bir rakam Ömer Vekil'in. Yoksulluğun bu kadar olduğu bir ülkede Sosyal Politika Bakanlığı ya birinci ya ikinci bakanlık olmalı. Yani evet. 200 milyar TL'nin üzerine para ayrılmalı. Demokratik ülkelerde böyle. En birinci bakanlık Sosyal Politikalar Bakanlığı'dır. Özellikle kapitalizmin olduğu ülkelerde kazananlar ve kaybedenler vardır. İşte vicdanlı bir devlet o geride kalanları, işsiz kalanları, açsız kalanların yanında olur. Özellikle pandemi döneminde ne yapar? Onlara sosyal gelir transferleri yapar, sosyal politikalar uygular. Elektriğini, suyunu, doğalgazını, internetini ücretsiz yapar mesela. Biz mesela böyle bir önerge verdik, onu hemen izah edeyim. Dedik ki, ya şu kara kış geliyor, zor bir kış gelecek. Hiç diyorsa yurttaşlarımızı şu faturalardan kurtaralım. Elektrik, su, doğalgaz, internet. Bunlar lüks değil, ihtiyaç.
Ama nasıl yapalım? İhtiyaç sınırına kadar belirleyelim. Yani diyelim ki mütevazı bir ev, 100 metrekare, elektrik, su, doğalgaz, internet ne kadar ihtiyacı varsa o sınıra kadar ücretsiz yapalım. Ama o sınırı aşan büyük bir evi varsa, lüks bir evi varsa aşanlar da artan oranlı olarak fiyatlandıralım dedik. Bunu reddettiler. Bakın yalnızca bu 4 faturadan tüm yurttaşlarımızı kurtarmak için 100 milyar TL gerekli. Baktığınız zaman ısraftan vazgeçsek veya yandaştan vazgeçsek elektriği, suyu, doğalgazı, interneti ücretsiz yapabiliyoruz. 24 milyon haneyi elektrik, su, doğalgaz, internet faturası kurtarmak bir yana, diğer yandan bakıyorsunuz 5 tane yandaş müteahhit. İşte bunlar yandaşlarını tercih ediyor veya lüksü şatafatı tercih ediyor. Yani zengin daha zengin oldu ve olacak, fakir daha fakir oldu ve olacak. Öyle maalesef değil mi? İnşaat böyle. Tamamen öyle. Bakın bir de ahlaksızlık şurada, bakın bu vicdansızlığı geçmiş ahlaksızlık ve yolsuzluk şurada Ömer Vekilim. Bu bütçeden 5 yandaş mandaşa para aktarıyorlar ya şu anda milyarlarca dolar. Bu para Türkiye'de mi duruyor veya vergilendiriliyor mu? Hayır. Ne yapıyor bunlar? Hani Panama Papers çıktı ya veya Pandora belgeleri çıktı. Oralarda hep bu yandaş müteahhitlerin ismi var. Yani siz, yurttaşımızın alınan vergiler o esnaftan, kamyon şoföründen, efendim bakkaldan, çiftçiden alınan vergileri bu 5 yandaşlarına aktarıyorlar. Bunlar da yurt dışı vergi cennetlerine götürüyorlar. Açıkça söylüyorum. Burada bir yolsuzluk var. Hani bir insan burada ahmak olamaz. Hani bir yandan siz 5 yandaşınızı tercih edeceksiniz. Onlar alıp vergi cennetine götürecek. Onların peşine düşmüyorsanız, vergisini almıyorsanız, hesap sormuyorsanız ortada bir yolsuzluk vardır. Kesinlikle Ömer Bekir. Geri devam edelim. Tarım ve Orman Bakanlığı değil mi sırada? Kaç para diyor? 64 milyar TL. Bu 64 milyar TL içinden çiftçiye doğrudan destek kaç para? Yalnızca 24 milyar TL. Oysa tarım kanununa göre gayri safi hasılanın %1'ini çiftçiye doğrudan destek vermemiz gerekir. Yani kaç para vermemiz gerekir? 70 milyar TL. Onlar ne veriyor? 24 milyar TL. Ne yapıyorlar? 46 milyar TL çiftçinin cebinden çalıyorlar. Ve ne yaptılar biliyor musun Ömer Bekir'im? Geçen yıl 2000 lira olan DAP gübresi şu anda 12 bin lira. Geçen yıl 4000 lira, 3500, 4000 lira olan üre gübresi şimdi 15 bin lira. Çiftçi tarlasına, evet. Çiftçi tarlasına gübre atamıyor Ömer Vekil. Evet, gübre yani atamıyor. Gübresiz çiftçilik yapıyorlar. Biraz sonra bir çiftçi arkadaşımızı da alacağız. Ama yani o zaman verim de düşüyor. Boş yere tabii ki olacak değil mi? Şimdi gübre atamayınca ne olacak? Çiftçi zaten borç altında, ne yapıyor? Gübreyi biraz atıp daha çok verim almaya çalışıyor değil mi? Dönümünde diyelim ki 200-300 kilo alacaksa 600 kilo almak için gübre atıyor tarlasına. Şimdi gübre atamayınca ne olacak? Dönümünde 600-700 kilo yerine 250-300 kilo, o da kuraklık olmazsa ya alacak ya alamayacak. Ne olacak? Daha da büyük bir borç sarmalına girecek. Bu noktada sosyal bir devlet ne yapar? Çiftçisinin yanında olur. Sen merak etme der. Gübre fiyatları yükseliyor ama ben bunu sübvanse edeceğim. Senin yanında olacağım der ve tarım politikasını devreye geçirir. Biz ne yaptık? Tarım bütçesini gelin 50 milyar TL artıralım. Hem çiftçiye gübre desteği verelim hem de onların borçlarını silelim dedik. Maalesef bu önergemizde reddetti bu vicdansızlar. Devam edelim Ulaştırma Bakanlığı. Onu geçiyorum çünkü o da yandaş bütçesi. Yandaşlarına köprü, yol parası, başka bir şey yok orada. Gençlik ve Spor Bakanlığı. 27 milyar TL. Ya dedik ki bu bakanlığın bütçesinde yurt sorunu çözecek bütçe yok. Yok. Adam baktı gerçekten yok. Kalem yok. Ne olacak? Ondan sonra diyecekler ki efendim bunlar öğrenci değil. Şu bu yalanlar söyleyecekler. Terör örgütlerinin bilmem ne söyleyecekler. Gençlerimiz barınamamaya devam edecek maalesef Ömer Vekilim. İşte bütçe tercihi bu noktada faize, ranta, yandaşa para harcayınca gençlerin yurt sorunu çözecek kaynak yok. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi. Bakın ne kadar küçük. Yani önemli şu tablo bize çok önemli, bakanlıkların nasıl güvenlik, faiz, israf ve yandaş bakanlıkları karşısında ne kadar cüce kaldığını gösteriyor. Gayet kesinlikle özetlemişsiniz. Ya kesinlikle, bakın sanayi ve teknolojiye para yatırmayan, yani tabii vizyonunuz olacak önce, özgür üniversiteleriniz olacak, onlar bilim üretecekler ama araştırma geliştirmeye de kaynak ayırmanız lazım. Yani dünyada inanılmaz bir teknolojik gelişim var. Bilişim teknoloji gelişimi var. Türkiye nal topluyor. Niye? Çünkü bunlar araştırma geliştirmeye para harcamıyorlar. Lüks şatafattan, yandaştan, faizden, savaştan başka bir şey bilmiyorlar.
Oysa ne yapmamız lazım? Araştırma, geliştirmeye para harcamamız lazım. Bu kadar küçük bir sanayi teknoloji bütçesiyle ne yapabilirsiniz? Vallahi Sayın Varank Ay'a gideceğim diyordu. Bütçeye koymuş 50 milyonu. Yani 3 milyon dolar yapar. Ben de ona bir oyuncak verdim biliyorsunuz. Dedim ki bununla ancak önce bunu alırsınız dedim bu Ay'a gitmenin. Dalga geçmeyin bu milletle dedim. Yani siz bırakın Ay'a gitmeyi. Yurttaşımız ada vapuruna jeton olamıyor dedim ya. Senin yurttaşın ada vapuruna jeton olamazken sen nasıl Ay'a gidiyorsun dedim. Ki para da yok. Para koyacak bütçe yok. Geçtik Ticaret Bakanlığı. Bütün esnaf kardeşlerimiz buraya baksınlar. Ticaret Bakanlığı bütçesi yalnızca 8 milyar ve tamam maaşa gidiyor. Ticaret Bakanlığı dedim ki arkadaş ya esnaf perişan. Senin bütçende esnafa destek verecek 5 kuruş para yok dedim ya. Esnafın dükkanını kapattınız, aç açıkta bıraktınız, zincir marketlere karşı ezdiriyorsunuz. Bu efendim Trendyol gibi internet siteleri var şunlara bunlara karşı ezdiriyorsunuz esnafı. Ama esnafınızı destekleyecek 5 kuruş bütçeniz yok dedim. Ağzını açıp bir şey söyleyemedi Sayın Mehmet Muş. İşte bakın ne kadar küçük bir Ticaret Bakanlığı esnaf bütçesi var. Geçelim Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ya topu topu 7 milyar TL. Bir ülke kültürüne para yatırmıyorsa düşünün ki bu kadar 12 bin yıllık tarihi olan bir ülkedeyiz. Binlerce kilise şu anda restore edilmeyi bekliyor. Binlerce cami, efendim kültür varlığımız restore edilmeyi bekliyor. Açığa çıkarılmayı bekliyor. Korunmayı bekliyor bunlar. İşte bütçe yok. Niye? Çünkü ranta para harcama lazım. Faizcilere, tefecilere para vermeleri gerekiyor. Ya düşünün tefecilere 240 milyar para verirken kültüre 7 milyar TL para harcıyor. Tiyatrolar var bunun içinde. Bakın tiyatro desteklenmezse, sanatçılar, sinemacılar desteklenmezse bir ülkenin kalkınması mümkün mü? Edebiyatçıları nasıl destekleyeceksin? İşte kültür diyorlar ama bakın kültüre ayırdıkları para 3 kuruş. Geçelim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ömer Bekir'in biliyorsunuz bir deprem ülkesiyiz. Ve şu anda İstanbul'da, İzmir'de, Diyarbakır'da, Bitlis'te, Erzincan'da milyonlarca konut depreme güvensiz. Ne yapması lazım bir ülkenin vicdanlı vekilleri? Ya arkadaş gelin bu bütçeye kaynak koyalım 50 milyar, 100 milyar, 150 milyar ve ne yapalım? En yoksullardan başlayarak, en fakir gurabadan başlayarak o tabut evleri depreme güvenli hale getirelim demesi lazım değil mi? Ama bakıyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesi 4 milyar ve o da yalnızca maaşlara gidiyor zaten. Yani bütçede şehirlerimizi, evlerimizi, o çürük, güvensiz evlerimizi depreme güvenli hale getirecek 5 kuruş kaynak yok. Ya daha devam edeyim mi? Mesela Tarım Bakanlığı bütçesinde orman yangınları değil mi en önemli konu? Geçen evet. Yaz yerlerimiz evet. Yandı. Ne yapar bir orman bakanı? Ya arkadaş ormanımız yandı, uçağımız yoktu. Ne yapar önce? Ben Tarım Bakanı olsam önce yangın söndürme uçakları için bütçe koyarım. Maalesef bu bütçede yangın söndürme uçağı alacak bütçe de koymamışlar biliyor musunuz Ömer Bekir'in? Niye? Çünkü lüks Mercedes'lerinden, şatafatlarından vazgeçmemişler. Ya arkadaş Tayyip Erdoğan'ın 14 tane uçağı var. Bir tanesi 500 milyon dolar tamam mı? O en büyük Katar'dan gelen. Yalnızca o uçağından vazgeçse, bir tanesinden vazgeçse ya. 20-30 tane yangın söndürme uçağı alırız ve bir daha ciğerlerimiz yanmaz. Ondan sonra ormanlar yanıyor. Efendim fıtrattan diyorlar, Allah'ın işi diyorlar. Bu işi Allah'a karıştırıyorlar. Ya Allah ne demiş? Sen önce tedbirini al, ondan sonra tevekkül et demiş. Ama sen tedbirini almayacaksın. Lüks şatafat için 500 milyon dolarlık uçağa bineceksin. Sonra ormanlarımız yanacak. Allah'ın işi diyeceksin veya iftira atacaksın. Diyeceksin ki yok provokasyondur bilmem nedir diyeceksin. İşte böyle vicdansız ve adaletsiz bir bütçeyle karşı karşıyayız. Bu bütçeye hepimizin itiraz etmesi lazım. Halkın itiraz etmesi lazım. Ama bu itirazlar konusunda bir yeterlik görmüyorum. Bu bütçe bir soygun bütçesidir Ömer Bekir'im. Nettir. Halktan alıp %1'i aktaran, yandaşa aktaran bir bütçedir. İşte bu soygun düzenini hep beraber durdurmak için mücadeleyi büyütmeliyiz diyeyim. Ben şimdilik ara vereyim. Teşekkür ederim hepinize. Evet. Zaten siz bütçe görüşmelerinde hemen her bakana altınızdaki 10 milyon liralık araçlarınızdan tasarruf edin. En azından daha sıradan bir araca binin dediniz ama onlar yine araçlarıyla gelmeye devam ettiler, umursamadılar. Çok basit bir iktisat tedbirini de almadılar. Bunu da biz yakinen müşahede ettik. Bu arada programımıza esnaf kardeşlerimiz de katılacak. Yurdun dört bir tarafından programımıza katılıp sıkıntılarını, bütçe konusundaki görüşlerini aktarmak isteyen esnaf kardeşlerimiz var.
Arkadaşlarımız hazırsa ilk olarak Kocaeli'nden İbrahim Ergin Bey'i almak isteriz. İbrahim Ergin, hoş geldiniz. Kocaeli'nden katılıyorsunuz. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ses konusunda sanırım problem var. Sizi duyamıyoruz. Sayın vekilim. Biraz yüksek sesle konuşalım. Hoş bulduk Sayın Vekilim. İbrahim Ergin, Kocaeli'den katılıyorum. Size ve konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum. Baro Vekilim birçok şeyin altını çok net olarak çizdi. Doğrusu bir ülkede görünmeyen bir savaş varsa bu bütçenin de görülmeyen yerlere gitmesi normaldir. Bir esnaf olarak gerçekten çok zor durumdayız. Ben birkaç kolda iş yapıyorum. Otomotiv sektörü, sektörü, mobilya ve beyaz eşya sektöründe faaliyetlerim var. Çok zor durumdayız. Gerçekten çok zor durumdayız. Yani öncelikle un meselesiyle, ekmek meselesiyle ekmeğin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Temmuz ayında un fiyatlarının 120 bin lira olduğu, oysa bugün 350-400 bandında un fiyatları. Temmuz ayında ekmek 1.75 kuruşken Kocaeli'de 250 gramı. Bugün 250 gram ekmek 3.000 lira oldu 2 gün önce. Ama un fiyatı %100'ün de üstüne çıktı. 350-400 bin bandında. %200 hatta. Evet. Yani bu gerçekten esnaf olarak çok zor. Yani zorluyoruz. Yani biz çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Asgari ücretle çalışanlarımız var. 2940 lirayla nasıl yaşamını idame ettirecekler? Çok zor ama gerçekten de fırıncı esnafı çok zor durumda Sayın Vekilim. Yani bir çuval unda 220 ekmek çıkar. 400 bin lira olmuş. Bunun 20 ekmeği ıskarttadır, yanar vesaire. Geri kalan 200 ekmekle yani siz hesaplarsanız maliyetini çıkaramaz. Un parası toplayamaz. Üretemeyen bir toplum sürekli tüketiyoruz. Tarım arazilerimizi ekemediğimiz, çiftçiye destek verilmedikleri için kendi yandaş çevrelere rant aktardıkları için haliyle üretime değerli bir anlayışın olmadığı için bu tür sonuçlar doğuyor ve bu da halka ve bizlere biz zorluğunu çekiyoruz. Biz bunun sıkıntılarını çekiyoruz. Halk çekiyor. Gerçekten insanlar işte ekmek 1.75 iken bile gelip bayat ekmeğe talip oluyor. İşte bayat ekmek var mı? Sabah fırına gel. Bayat ekmek var mı? Onun talebinde halkımız. Garova vekilin biraz önce bahsetti. Yaşlı amcanın domates gibi. İnsanlar gelip ekmek kırıntılarını istiyor Sayın Vekilim. Yani ekmek kırıntısı var mı? İşte ben tavuğa vereceğim ya da işte ben bilmem. Çok iyi biliyorum ki onu götürüp kullanacak. Biliyoruz. 3 günlük, 4 günlük bayat ekmekleri talep ediyorlar insanların. Bu alım gücünün ne kadar düştüğünü söylüyor. Yine mobilya ve beyaz eşya. Türkiye'nin sayılı firmalarıyla çalışıyorum. 3 tane sayılı firmayla çalışıyorum. İsmini vermeyeyim. Emin olun yılbaşından bugüne kadar %45-60 bandında zam gelmiş. Dün 3 tane kurumsal firma dün sabah biz bismillah deyip iş yerimizi açacağım mailleri gelmiş. %10 zam gelmiş. Mobilyada, beyaz eşyada. Yani bu halk nasıl bunları alacak ve bir koltuk takımı 20 bin lira olmuş. Yani 20 bin lira askeri ücretle çalışan bir vatandaş 20 bin lirayı yani nasıl alabilecek? Koltuğu nasıl alacak? Daha dün İbrahim Bey, daha dün ben biliyorum yani hani bu koltuk takımları 6-7 bin liraydı. Şu anda 20 bin olduğunu bahsediyoruz. Yani vekilim bizim çalıştığımız firma Kayseri kökenli bir firma. Türkiye'nin 3 tane mobilya firmasından bir tanesi var şey yukarı. Dün sabah mail geldi. %10 zam gönderdi. Yani 20 bin liradan aşağı o firmanın koltuğu yok. 18, 19, 20, 21, 22'ye kadar gidiyor. Hani çok piyasada güzel. Piyasada hani çok iyi olmayan koltuklar bile 12, 13 lira, 14 lira olmuş. Askeri ücretle çalışan bir vatandaş bunu nasıl alsın? Yani bu koşullarda bizler çok... Nasıl evlenecek? Nasıl düğün yapacak? Eskiden bir düğün paketi işte
25-30 bin liraydı. Şimdi bir düğün paketi 100 bin liradan aşağı değil. Beyaz eşya vesaire almaya kalkarsın. Vekilim bir çeyrek altın 1200-1300 lira oldu. Yani 1300. Düğünde çeyrek altın takmak bile artık zengin işi oldu. Yani eskiden tam altın takardı zenginler. Evet. Garibanlar çeyrek altın takardı. Şimdi garibanın çeyrek altın takması bile mümkün değil. Evet. Doğru. Doğru. Evet İbrahim Bey, devam edin siz. Yani bir de otomotiv sektöründen bahsedeyim. Vekilim geçen sene 50 bin liralık bir araç bugün çok rahatlıkla 200 bin lira. Yani sıfır araç bayilerde yok. Araç almaya kalkarsan arıyorsun aracı 50 liralık araç 200 lira olmuş. Yani bu fiyatlarla iş yapmak çok zor. Gerçekten de esnaf çok zor durumda. Yani yanı başımızda son iki ayda 4-5 tane esnaf arkadaşımız mağazalarını kapattılar. Hatta... Çünkü daha çok sermaye koyması gerekiyor değil mi? Yani sonuç olarak 5 tane araba koymaya kalksa 1 milyon lira o galerisinin önüne. Tabii. Daha önce Sayın Vekilim, daha önce işte 2015, 2016, 2017 model ismini vereyim. Bir araç 50 bin lira, 60 bin lira, 500 bin lira sermayesi olan 10 tane araç galerisinin önüne koyabiliyordu. Şimdi 1 milyon sermayen de olsa 3-4 tane araba koyabiliyorsun. Zaten onunla dönemiyorsun. Dükkanın gideridir, çalışanın elektriğidir, doğalgazdır, suyudur. Yani kesinlikle kurtarmıyor. Döngüyü döndürmüyor. Döndürmediği için mesela ben son 6 aydır araç almıyorum. Mağazam, galerimi kapatmışım. Bir de her işte aynı şey oldu. Ya mesela siz mobilya mağazanıza da bir dekor yapmaya kalksanız sermayenizi 3 kat artırmanız gerekiyor. Yani bunun için daha kesinlikle çok borçlanmanız gerekiyor. Kesinlikle. Yani ben mobilya firmamı değiştirmek istedim. Geçenlerde X bir firmayla görüştüm. Adamlar gelip ilk önce dekorasyon için 800 bin TL harcamamı istediler. Siz bizim konseptimize uygun mağazanızı konseptini yapacaksınız. Parayı kim ödeyecek? Sizin cebinizden gidecek. Ben ne kazanıyorum ki sizin için 800 bin lira harcayayım dedim. Ya kapitalizm hep kendine göre işliyor. Ama esnafa, işçiye hiçbir şey yok. Yani bir işveren olarak da burada askeri ücretin gerçekten yani bizim çalışanlarımızın yaşamını idame ettirmediği gibi bizim de vicdanımız rahat değil. Hani askeri ücretin kimi 5 bin lira diyor, kimi 4 bin lira diyor, kimi 6 bin lira diyor. 5 bin lira olması kadar doğal bir şey yok ama devlet buradan sigortalarını almaması lazım esnafta. Yani bizden keseceği 1600-1700 liralık sigorta bedelini devlet karşılamaları lazım. Biz de o parayı çalışana verelim ki çalışan da yaşamını sonuçta o da insan, onun da yaşamını idame etmesi kadar doğal ne olabilir yani? İbrahim Bekir, biz bunun için bir önerge verdik. Asgari ücret vergi dışı olsun dedik. Yani ama bu reddedildi. Yani yurt dışı vergi çekmekte o yandaşlarını vergilendirmiyorlar. Asgari ücretlerinin sırtına biniyorlar maalesef. İşte asgari ücreti vergi dışı olmalı ve dediğiniz gibi en az 5 bin lira olmalı. Ama o 5 bin lira da anlamsız hale geldi maalesef şu anda bu enflasyon sarmalı içinde. Belki bir ay iki ay için nefes aldırır ama bu enflasyon böyle gittiği sürece o 5 bin liranın da alım gücü bence gelecek yılın Ocak-Şubat ayında yok olacaktır. 2800 lira yılbaşında iyi bir para gibi göstermişlerdi, hatırlıyorsunuz. Yani yılbaşında birazcık alım gücü vardı 2800 liranın ama gelen enflasyon dalgasıyla 2800 lira şu anda anlamsız hale geldi. Şimdi 5000 lira bile verseler emin olun o da 2 ayda 3 ayda bu enflasyon zam dalgası içinde anlamsız hale gelecektir. 90'lı yıllarda sizin yaşınız da müsait, bana yakınsınız herhalde. Demirel %50 zam verirdi, Erbakan %50 zam verirdi ama o zam 2 ayda 3 ayda anlamsız hale gelirdi. Çünkü ülke bir devalüasyon yani kur ve enflasyon sarmalına girmiş durumda. İşte bu kur ve enflasyon sarmalı en ahlaksız ve en adaletsiz vergidir. Halkın cebine kaşıkla koyar ama kepçeyle geri alır. Şu anda bu enflasyon sarmalı içinde yaşıyoruz. Yani siz dediniz mobilya ürünleri. Şimdi işçi o aldığı parayla ne yapacak? Mobilya ürünü alacak. 5 bin lira olsa ne olacak? 5 bin lira geliri olan bir kişi 20 bin liralık o koltuğu alabilir mi? Koltuk takımını alabilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Vekilim takdir ederseniz ki yani Türkiye halkları son 1,5 ayda %20, %30 fakirleşti. Dolar 8 liradan 14-15 lira çıktı. Yani her şey dolara endeksli. Yani hani milli ve yerli sermayeden bahsediyorlar, paradan bahsediyorlar ya.
O zaman bütün bağlantıların niçin Türk parasıyla yapmıyorlar? Yani bu yandaş müteahhitlerden bahsettiniz. Yandaş müteahhitlerin sözleşmelerini Türk parasıyla yapın. Madem hani milli ve yerli sermayeden bahsediyorlar. Ya burada kimse esnafı düşünmüyor vekilim. Halka TL ile maaş veriyorlar ama yandaşlarına euro ile dolarla garanti ödemelerini yapıyorlar. Ve milli, bakın milliyim diyen, ülkesini seven, yurtsever bir insan önce parasının itibarını düşünür. Parayı pul ettiğiniz zaman halkınızı köle yaparsınız. Ne oluyor? Bakın o mobilya firmaları biliyorum ihracata çalışmak istiyor. İç piyasaya mal vermek bile istemiyor. Kendi işçisine 180 euro maaş veriyor. Kölelik düzenine çalıştırıyor. Avrupa'dakilere efendim mal üretsin diye. Ya biz köle miyiz? Biz de sonuç olarak daha iyi bir yaşam hak ediyoruz. Almanya'daki işçi geliyor burada bir hafta 15 gün dört başı mamur tatil yapıyor. Bizim işçimiz ada vapuruna jeten olamıyor. Böyle bir şey adaletsizliği kabul etmememiz gerekir. Buna itiraz etmemiz gerekir. Bu yoksullaştıran bir büyümedir. Evet. Bu büyüme halkı yoksullaştırıyor. Bir avuç yandaşı zenginleştiriyor. Bakın bugünlerde borsa yükseliyor. Niye? Çünkü borsa şirketlerinin patronları ucuz iş gücü, emeği ucuza çalıştıracak daha da. Emek ucuzlaşıyor. Efendim onlar ihracat yapacak. Tamam ihracat yapmak güzeldir ama sen işçine refah sağlayamıyorsan, bir avuç patronu yandaşı zenginleştiriyorsan böyle büyümeye lanet olsun. Refah varsa ortada hep beraber paylaşmalıyız. Türkiye dünyanın en güzel ülkesi ve hep beraber ekmek de bulabiliriz, refah da buluruz, iş de bulabiliriz. Ama bunlar parayı pul ediyorlar, halkı köle ediyorlar, bir avuç yandaşlarını zenginleştiriyorlar. Bu büyüme bir avuç yandaşı zenginleştiren bir büyümedir. Evet. Başka bir, herkes de fakirleştiren bir büyümedir. Evet. Başka bir şey yok. İbrahim Bey çok teşekkür ederiz. Sırada diğer esnaf kardeşlerimiz var. Teşekkürler İbrahim Bey. Çok teşekkür ederiz. Umarım sıkıntılar giderilir. Sizinle ileride yine farklı programlar yapacağız inşallah. Sırada bir başka esnafımız, çiftçimiz daha doğrusu, yine esnaflık da bir miktarda yapan bir kardeşimiz Mehmet Tombak var. Mehmet Tombak hem çiftçi hem tır şoförlüğü yapıyor. Sanırım şu anda tır şoförlük kabini içinden bir eski imam, din görevlisi. Yargısız imamla işinden edilmiş, ortada bırakılmış bir kaz ve ne yapacağını bilememiş, köyüne dönmüş Ankara Polatlı'da, köyünde şeker pancarı, buğday üretimiyle uğraşmış. Tabii bu olunca tır şoförlüğü yapıyor. Biz sözü uzatmayalım, asıl dertli olana sözü bırakalım. Mehmet Tombak, söz sende. Garo vekilimiz de sizin görüşlerinizi yorumlayacak. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Vekilim. Daha önceki derslerden selamlar sunuyorum. Öncelikle bize mikrofonu uzattığınız için teşekkür ederim sizlere. Şimdi bir çiftçi olarak mı, bir KHK'lı olarak mı, bir tır şoförü olarak mı? Şimdi hangisinden başlayalım dersek tabii. Konumuz ve ortamda tarla olunca çiftçilikten devam edelim. Şu an pancar hasadı yapıyoruz. Yani sıkıntılar derken yani girdilerden mi, çıktılardan mı, hangisinden başlasak hepsi biri bir para. Yani çiftçi hakikaten kan ağlıyor vaziyette şu anda. Mazot fiyatları zaten malum, işte 10 liraya yaklaşmış durumda. Bir çiftçi bir tarlasını ekip hasat edene kadar çeşitli merhalelerden geçiyor tarla malum. Mesela en basitinden bir pancar yetiştirebilmesi için önce bir tarlasını sürmesi lazım ki bu tarlayı sürebilmek için bir dekara en az 2 litre mazot yakması lazım. O sadece sürecek. Bir de bunu düzlemesi gerekiyor. Düzledikten sonra da ekecek bu tarlayı. Daha sonra işte sulaması var, çapası var, ilacı var, gübresi var. Şimdi az önce Garo Vekilim bahsetti. Gübre fiyatlarından bahsetti. Yani şimdi bir buğday yetiştiricisi buğday ekerken tarlasına en az 20 kilo taban gübresi atması gerekir. Bu taban gübre işte geçen yıl 2000 TL iken bu yıl 6000 TL.
Ve daha sonra ekti, bu buğday çimenlenmeye başladığı zaman veyahut da aynı pancar için de geçerli. Yeşerdiği zaman üzerine yaprak gübresi atması gerekir. Bu yaprak gübresi işte geçen yıl o da 1600 lirayken kilosu olarak söylüyorum veya tonu ton olarak tonu 1600 lirayken bu yıl 14 bin lira. Yani 10 lira mazot, 6 bin lira taban gübre, 14 bin lira biz çimen gübre diyoruz işte yaprak gübresi. Bu yani gerisini hesap edelim. Yani şu an buğday işte Polatlı borsasında 5300-5500 o aralarda satılıyor. Harman zamanı buğdayı 2.9, 2.7 veya 3.10 o aralarda aldılar. Şimdi 5000 liraya. O zaman toprak mahsulleri ofisi 2000 küsürden buğday alırken şimdi 5700 liraya dışarıdan buğday ithal ediyor. Bir de ayrıyette şöyle bir de durum var. Mesela Polatlı Ticaret Borsası hasat sezonuna başladığı zaman aynı gün yeni sezon başladığı gün buğday ithalat vergisi sıfırlanıyor ve buğday ithalatı başlanıyor. Yani biz o zaman yani 3 TL'ye satacağımız buğday o zaman 2,5 TL otomatikten geriye düşüyor. Yani bu hasat sıfırlama olayı yani ithalat sıfırlama olayı niye hasat sezonu başlarında oluyor? Niye başka zaman olmuyor? Niye yani çiftçinin buğdayı böyle fiyatı düşürülüyor? Yani onu da anlamış değilim. Yani çiftçiler hepsi borç batağının içerisinde şu anda tanıdığım bütün çiftçiler. Yani bir bankadan kredi çekiyorlar, öbür bankanın kredisini yatırıyorlar. Oradan tekrar kredi çekip öbür bankanın kredisini yani 3 bankayla çalışan çiftçiler var. Hani bir tezleri var ya. Çiftçiler kazanmasa işte bu 200-300 bin lira traktör nasıl oluyor diye bir tezleri var ya evlerinde. Ondan sonra peki bir de onlara şunu sormak lazım. Gidin bir de bankalara sorun. Bu insanlar yani banka borçlarını ödeyebilmek için krediyle traktör alıyorlar. Bir kısmını nakit alıyorlar. O nakitten diğer bankanın kredisini yatırıyorlar. Bu şekilde bir para döndürme işi yaparak ayakta durmaya çalışıyorlar. Yani o traktörde hacizli veya borçlu bir şekilde kredili, rehinli bu vaziyette. Yani orada aşırı derece kazandığından dolayı böyle bir traktör almış değil. Ama peki onu yapan, kazanan var mı? Çok büyük işte tarlası olanlar, onlar yapıyorlar. Veyahut da işte mazot desteği veriliyor, tamam. Ama şöyle bir durum var. Mesela biz Dekar'da bir ürün için mesela 10 litreye mazot harcarken onların ödediği, verdiği veyahut da desteklediği 2 litre mazot desteği veriyorlar. Sağ olsunlar. Tabii biz çiftçi olarak aslında derdimiz destek falan değil. Yani sattığımız ürün para etsin. Ürün para etsin. Hani biz destek falan istemiyoruz yani. Yeter ki şey olsun. Ürün para etsin. 2 yıl önce soğan terör örgütü vardı. Patates terör örgütü vardı. Yani bu yıl onlar o örgüt üyeliğinde yapamadılar. Niye bu sene hiç kimse dillendirmiyor onları? Adamlar yani tarlasında soğanı hasat etmeden sürdüler tarlalarını. Veyahut da başka insanlar gidip oradan soğan toplayıp tarlayı boşalttılar. O derece yani. Yani durum işler acısı. Yani bir de soğanla da şöyle bir durum var. Yani terör örgütü de muhakkak bir depoya girmesi lazım. Hani o tarlada kalıp da böyle beyderbey git satılacak bir şey değil. Onu oradan hasat edip muhakkak bir depoya koymak lazım. Yani bu depoya koyunca da oradan terör örgütü üyeliği olmuyor da aslında onun arka planda öyle bir şey var. Yani bu muhakkak depoya girmesi lazım. Orada beklemesi lazım ki uzun süre orada kalabilsin. Değilse bozulur yani orada bir işe yaramaz. Tamam vekilim. Bir iki dakika bu vekilin bu konuda çiftçilerin sorunları konusunda bir iki dakika bir yorum yapsın. Daha sonra diğer arkadaşımıza bağlanacağız. Tabii Mehmet vekilim, Mehmet sevgili emekçi çiftçi kardeşim. Ben size bir şey sormak istiyorum. Şimdi çocuğunuz bilmiyorum var mı ama genelde çiftçilerin çocukları çiftçi olmak istiyorlar mı? Yani ben şöyle Tarım Bakanı'na şunu söyledim. Memlekette çiftçi sayısı sürekli azalıyor ve kır boşalıyor şu anda. Yani kırsal kesim boşalıyor, köyler boşalıyor ve çiftçilerin yaş ortalaması şu anda 56-57.
Bu şu demektir, yani bir 5-10 yıl sonra ülkede neredeyse çiftçi kalmayacak demektir. Ve benim bildiğime göre bu anlamda çiftçi sayısı gittikçe azalıyor. Hani beka meselesi, beka meselesi diyorlar ya, bence bu ülkenin en önemli beka meselesi çiftçilerin yaş ortalamasının yükselmesi, çiftçinin borç altında olması ve çiftçilerin çocuklarının çiftçi olmak istememesidir. Bununla ilgili de esaslı bir politikaya dönmek gerekir. Yani çiftçilerin ayakta durabileceği, çiftçinin çocuğunun çiftçi olmak isteyeceği bir politikanın esas alınması gerekir ama bundan çok uzaktadır. Günübirlik politikalara esas alıyorlar. Bu konuda ne demek istersiniz? Ben size bunu sormak istiyorum sevgili Mehmet kardeşim. Söz, evet. Sese. Garvan ekibi şöyle söyleyeyim. Benim ortaokul hayatım, lise hayatım Doğut mercimek tarlalarında geçti. Kimyon tarlalarında çalışarak ben yani okul açlığımı çıkardım. Sürekli babam bize işte okuyun, işte buraya heves etmeyin şeklinde bizi o şekilde yetiştirdi ve ben işte okulu bitirip işte ilahiyat okudum. Daha sonra imam oldum devlet kadrosunda. Daha sonra KYK'lı olduktan sonra tekrar buraya yani zaruretten geldim. Aslında dediğiniz çok doğru. Yani çiftçi çocuğu çiftçi olmak istemiyor. Niye? Çünkü bir gelir yok. Ortada çok büyük paralar dönüyor ama kendisinin eline geçen bir para yok yani. Bankadan aldığını tarım kredi düzeltiyorum. Harmandan kaldırdığını tarım kredi kooperatifine, banka kredilerine bütün bu şekilde ödemeyle geçiyor. Yani elinde böyle müreffeh bir hayat yaşayacağı, düzgün bir hayat yaşayacağı bir şekilde yani para geçmiyor çiftçinin eline. O yüzden de yani çiftçi çocuklarının birçoğu yani %90'ı çiftçi olmak istemiyor. Ancak durumu iyi olan, işte bütün ekipmanı düzgün olan, yanında bir de işçi çalıştıran çiftçileri, çocukları çiftçi oluyorlar. Diğerleri olmak istemiyorlar. Mehmet. Arkadaşım bakın Hollanda'ya gitseniz, Fransa'ya gitseniz çiftçilerin çocukları genelde çiftçi olmak istiyorlar. Çünkü Hollanda devleti, Fransa devleti hem onların köylerini ihya ediyor, hem ürünlerinin para etmesini sağlıyor, hem sosyal anlamda, ekonomik anlamda destekliyorlar ve böylece köyler boşalmıyor. Ve doğrudan bu ürünler orada üretilip hemen yakındaki ilçede pazar buluyorlar, kooperatifleşiyorlar, örgütleniyorlar çiftçiler. Ve oradaki çiftçiyi köyde kalması için elinden gelen her şeyi yapıyor devletler. Bu yüzden tarım politikaları orada daha etkin işliyor. Ama ülkemizde çiftçi şu anda maalesef desteklenmiyor. Hatta görüyorsunuz yani kültürel anlamda bile bir dizilere bakın. Hep böyle şehir yaşamı kutsanır. Efendim holdinglerde, lüks binalarda zengin insanlar gösterilir ama sanki çiftçi olmak hor görülen bir şeymiş gibi ortaya konulur. İşte bu da bizim için temel bir beka meselesidir. Bunu anlayacak bir tarım bakanı yok. Tarım bakanı zaten lüks bir yaşam sürüyor. Özel uçaklarda uçuyor, lüks Mercedes'lerde yaşıyor. Ve zaten kendisi de tarımdan anlayan bir kişi değil ve belki de çiftçiliği hor bir şey olarak görüyor. Dediğiniz gibi belki büyük tarım işletmelerini destekliyor. Oysa küçük geçimlik tarım işçiliğini desteklemediğiniz sürece bütün yurttaşlarımız şehirlere gider, kır boşalır ve tarım politikaları çöker. İşte bu politikaları değiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda biz önergeler verdik ama bunu anlayacak bir zihniyet ortada yok maalesef. Evet. Çok teşekkür ederiz Mehmet Tombak. Teşekkürler Mehmet. Her diğer programlarımızda da inşallah konuk edeceğiz. Şimdi kardeşimize yöneliyoruz. Ömer Bilal Karakaya hattımızdaysa alalım değerli arkadaşlar. Ömer Bilal Karakaya, evet ekranlarımızdasınız. Biz hızlıca sözü size bırakalım. Kendinizi tanıtın, neyle uğraşıyorsunuz? Garo vekilimiz de ekranlarımızda sizin beyanlarınızı kısaca yorumlayacak. Fakat bir saat içinde bitirmemiz gerekiyor. Son 7 dakikaya girdik değerli arkadaşlar. Evet buyurun sözü uzatmıyorum. Ömer Bey söz sizde. İki vekilimize de selamlarımla dinleyen herkese de selamlıyorum. Şimdi kısa konuşmak zordur tabii ki bunu siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi provokatif bir cümleyle başlayayım ben. Yani şimdi söyleyeceğimiz her şey, beklentilerimiz vesaire, bunların hepsi sonuçta parlamenter sisteme geçilirse, ifade özgürlüğü olursa geçerli olacak şeyler. Ama biz tabii burada şu anki durumu anlatmak durumundayız. En sonunda da hem Kocaeli hem Diyarbakır milletvekilleri yan yanayken bir talebim olacak en sonunda.
Şimdi ben Ömer Bilal Karakaya, 692 sayılı KYK ile resmi gazetede ismi yayınlanarak ihraç oldum. Ama daha öncesinde kurumun OHAL komisyonuna benim sosyal medya paylaşımlarım bahane gösterilerek HDP'ye oy vermek veya HDP'yi savunmakla ilgili sosyal medya gruplarında üye olma gösterildi. İhraçla ilgili. Evet, ilk başta komisyona havale edildim ve orada açığa alındım. Yani bir yıl boyunca açıktaydım. Maaşımızın 1/3'ünü alıyorduk yani. Daha sonra bir sene sonraki KYK'yla yani yıl dönümü olan KYK'yla ihraç etmiş oldum. İngilizce öğretmeniyim. Ama yani diğer KYK'lılar gibi ben de günlük hayatta tutunmak yani günlük yaşamımızı karşılamak adına pek çok çeşitli işlerde çalıştım. Yani böyle bir küçük mini ticari girişimler, gündelik işler vesaire bunlarla çalıştım. Şu anda buna benzer şeylerle devam ediyorum. Tercüme bazen oluyor, tercüme yapmış oluyoruz. Özel ders oluyor bazen işte. O şekilde götürüyoruz. Şimdi bizim yaşadığımız şeyleri özetlemek istiyorum ben. Ama biraz da felsefesini de açıklayarak. Şimdi KYK'lı olduğumuzda bizim ilk yüzleştiğimiz şey bir belirsizlik, bir sahipsizlik yani kamusal alanda yani beklentilerimiz açısından işe düştüğümüz durum buydu. İktidar açısından ise tahammüden şey yapılmak yani silinip yok olsunlar gibi bir şey. Yani bunu nasıl gördük? Bunu yani hatırlayanlar hatırlarlar tabii ki. Devletin başındaki yöneticinin, Cumhurbaşkanı'nın yani biz onlar gitsin özel sektörü çalışsınlar biz bunları mı besleyeceğiz diyerek ifadesi olmuştu. Ama daha sonra da dershanede çalışan mesela öğretmenlerin milli eğitimden aranması, bunu çalıştırmayın diye telefonla. Belge istenince belgenin verilmemesi yani bazı dershane veya özel okul şeyleri hani her şey hukuki olsun diye özellikle belge istediler. Yani tamam bize bir şey gönderin bu şu kişi çalıştırılamaz şu şartlara diye onu da göndermiyorlar ama telefon ediyorlar. Şimdi bu telefon belgeden daha etkili. Yani Milli Eğitim sizi arıyor diyor ki şu vatandaşı çalıştırmayın. İşte kanun hükmünde kararnameyle terör örgütleri irtibatlı falan filan böyle bir durumu var diyor. Çalıştırmamanız gerekiyor diyor. Şimdi belge gönderse bir resmi işlem var ortada ama devletin kurumundan bir telefon geliyor. Bu daha ürkütücü bir şey. Sonra iktidar bu felsefesini, bu hikayesini, bu algısını topluma, partilere, sendikalara, kurumlara, hatta uluslararası kurumlara bu algıyı tırnak içinde başardı yani. Çok büyük bir düşman var. Çok büyük bir kastı vardı. Kendisini yani iktidarı devirecekti. Ülkeyi kaosa sokacaktı. İnsanları öldürecekti vesaire vesaire. Yani bunu inandırdı ki yani bir dershanede mesela ben öğretmen olduğum için oradan örnek veriyorum. Bir dershanede bırakın kadrolu öğretmen olmayı. Diyelim ki yani öğrenci çalışacaksınız. Etüt dersleri diye bir şey var. Bunlara üniversite öğrencileri de giriyorlar. Yani mesela matematik dersine. Matematik dersi bittikten sonra işte öğrencinin bazıları çok zayıfsa veya ailesinin isteği gereği dershane üniversite öğrencilerine de geliyor. İşte orada etüt anlamında, ödev yaptırma anlamında çalıştırıyor. Bu mesela üniversite öğrencilerin yapabildiği bu şeyi KYK'lılar da yapamıyordu. Çünkü iktidarın bu algıyı yerleştirmesinden dolayı. Yani buradan yani bu algıya teslim olmayan işte HDP gibi biraz daha sistem dışında da olsa toplumsal muhalefet tepsi eden partiler buna gelmediler tabii ki. Gelmeyen sendikası var mı bilmiyorum ben. Ama uluslararası şeyde de bu etkili oldu yani devletler bazında. Yani ortada bir büyük düşman var. Bu düşman için devlet şey yapabilir. Yani 100 kişiden birisi suçluysa o 99 kişiyi şey yapabilir, helak edebilir yani. Çünkü çok büyük bir düşman var diye böyle bir durum vardı. Şimdi mesela kendimden birkaç daha örnek vereyim. Tabii ilk günlerde işte dershanedir, özel okuldur mesela öğretmenler için diyorum. Böyle bir şey pek düşünülemiyordu. Çünkü ekranlarda sürekli hikayeler vardı. Yani bu yasağı delen, KYK'lılara iş veren, gündelik olarak sonra iş verenlerin başına neler geldiği, ekranlarda işlendi. Hatta öyle ilgisiz kişilere öyle ağır şeyler yapıldı ki
Biliyorsunuz işte hapislerdeki pandemi döneminde ranza yasağı, mesela ranza diyorum, revir yasağı vardı. Şimdi maksat oradaki kişi şeyi hapisteki KYK'lıyı ya siyasi tutukluyu öldürmek, yani ölümüne kadar gitmekten çok, yani oradaki hikaye işlenerek, yani hapiste bile, yani en doğal bir şeyi, en insani bir şeyi bile vermiyoruz. O kadar büyük bir suçlular ki bunlar. Ve sonuçta gözlerin önünde bile bile gidiyorlar. Bu imaj mesela benim çalıştığım, ben bir uncuda çalıştım mesela Fatih'te. Toptancı, un paketliyordum. Yani günü kurtaracak bir gömisi vardı. Ağır bir işti ama yani o günü kurtarıyordum yani ailecek. Yani adam benden memnundu ama müşterilerden çekiniyordu. Yani o kadar kafası dolu geliyor insanlar. Yani sizi tanıyorlar az çok. Yani tipinize, hareketlerinize bakıyor. Şey yapıyor. Yani böyle bir şey konuştuğu zaman görüyorum ben, müşteriler bir şey soruyor ona. Bu arkadaş yeni mi geldi falan filan bir şey diyorlar. Veyahut da bu nasıl böyle, görüntüsüne bak, hareketlerine bak, burada un paketliyor falan. Sessizce konuşuyordu. Böyle yani sanki orada devletin görevlileri varmış gibi konuşuyordu. Pazarda çalıştığım mesela bir pazarda bir tezgaha ben kendi ürünlerimi koydum. Hatta KYK mevzunu bilerek yardımcı olmak istedim. Belli bir zaman sonra işte müşteriyle irtibatımız aynı sınıftaki öğrencilere göre gibi oluyor herhalde ki. Dedi ki bana, arkadaşlar şey soruyorlar. O zabıta senin orada niye dikiliyor? Sivil zabıta mı? Niye dikiliyor akşama kadar? Yani şey uyumuyor. Ben birçok arkadaşlarımda aynı şeyi duydum. Yani nerede olurlar olsunlar. O şey KYK'lı görüntüsü her zaman üzerimizdeydi zaten. Şimdi geçimimizi bu şekilde sağlamaya çalışırken aynı zamanda da şeyle mücadele ediyorsunuz tabii. Eğer evliyseniz, aileniz varsa, eşiniz özellikle. Benim kendi akrabalarım var. Onlar bir sorun. Eşim akrabalar. Onlar ayrı bir sorun. Ben erkek olarak da bazı şeylerin üstesinden gelebiliyorum. Yani bir son bir sözü, en son lafı ben konuşarak ortamı kapatabiliyorum ama işte kadınlar mesela bu şeyi çok daha zor. Çünkü o sözü söyleyemedikleri için yani bir 5 yıl, 6 yıl boyunca yani travma geçirecek derecede işkence görmüş oldular yani kutsal anlamda. Şimdi hani az önce Garopay'la Mekin'in bahsettiği gibi, yani bizim mesela eğer bir parlamenter düzene dönmüş olsa, koalisyonlar başlasa, ifade özgürlüğü olsa, o bütçede yani ben hem KYK olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu ülkede yaşayanlar, Garopay'la Mekin'in şeyi az önce açıklarken, rakamları açıklarken, işte insani bir yaşam için asgari ücreti, daha sonra insani yaşam için temel giderlerin, günlük giderlerin, işte doğalgazdır, elektriktir vesaire. Bunların yani asgari ücret dedikleri o biçtikleri şey için yaşayan o insanların bu insani şeylerin karşılanabileceğini rakamlarla bir ispatlamış oldu yani. Bu çok çok kolay bir şekilde yapılabilecek bir şey. Yani mesela bizim ülkemiz için o şeye geldiğimizde rakamlara tekrar baksak milletvekilimiz onu şey yapmış oldu. Ömer Bilal Bey, burada duralım. Bir esnaf kardeşimiz daha bağlanacak. Programımızın süresi doldu aslında ama Garo vekilimiz sizin söylediklerinizle ilgili yorumlarını söylesin. Daha sonra bir fırıncı arkadaşımıza da bağlanacağız. Vekilim sözü... o bir cümle vardı. O en başta tamam. Ya onu söylemiştim çünkü. Çünkü iki vekili burada bulmuşken duyurmak için iyi bir şey olur. Şimdi ben size de bahsetmiştim de yani KYK'lılar açısından bir şey söyleyeyim. Muhalefet partileri şu anda topa girmiş durumdalar. Biz yani KYK konusunda işliyorlar. Orada şöyle bir şey var. Bazı kavram karışıklıkları oluyor. Onu önlemek için mesela HDP'den başlayarak siz de yapabilirsiniz. Parlamenter sisteme dönüldüğünde meclisin birinci günü yapılacaklar diye bir şey işlenmesi gerekiyor. Çünkü bu konuda farklı farklı şeyler söyleniyor. Bir KYK'lıların bir kısmını şöyle yapacağız, öbürlerini şöyle yapacağız diye. Bu bence çok olumsuz bir hava oluşturuyor. Bunu da sizlere bekliyoruz. Tamam. Hemen söyleyeyim sevgili arkadaşım. Şöyle ki,
Bu dönem çok büyük adalet tahribatları yaratan bir dönem. Özellikle son 5 yıla baktığımızda. Bu son 5-6 yılın tahribatlarının hepsini giderecek mutlaka mecliste bir yüzleşme ve hakikat komisyonu kurmamız gerekiyor. Bu net. Ve bu hakikat komisyonunu hızla kurup bunun raporlarına göre de mutlaka bu dönemin yaşanan adalet tahribatlarının hepsini gidermemiz gerekiyor. Ben bunu en fazla 6 ay içinde yapabileceğini düşünüyorum. Vicdanlı ve adaletli vekillerin mecliste bu dönemin bütün tahribatlarını gidermek için hızla ilk iş yapmamız gereken bütün bu adalet tahribatlarını giderecek bir komisyon kurmalıyız. Gerek HDP'ye dönük, gerek KHK'lilere dönük, gerek tüm yurttaşlarımıza karşı yapılan bütün adalet tahribatlarını gidermek için hızla bir komisyon kurulmalı ve bu komisyonun oluşturacağı raporlara göre de adalet tecelli etmelidir. Ben bunu ettirebileceğimizi düşünüyorum. Yeter ki adalete inanan insanlar bu ülkenin yönetiminde olsunlar. Ben bu adalet tahribatlarının hızla giderileceğini düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Ömer Bilal Bey, son ekleyeceğiniz bir cümle yoksa biz diğer esnaf kardeşimize geçeceğiz. Tamam, teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Şimdi de eğer ki bağlantı yapılmışsa, evet yapılmış, Bitlis'ten bir fırına bağlanıyoruz. Fırıncımız Cengiz Taşkaya. Emekçi kardeşimiz. Evet, fırıncı, emekçi kardeşimiz Cengiz Taşkaya. Çok büyük sıkıntıda olan buğday üretimi, un üretimi ve bu konuda ekmek üreten fırıncıların sorunlarını gündem etmek istiyor. Ben öncesinde de Cengiz Bey'in sorunlarını mecliste gündem etmiştim ama bu programımız vesilesiyle de şu anda ekonomik sıkıntının en yoğun hissedildiği en temel gıda maddesi olan ekmek üretimiyle ilgili sorunlar konusunda sözü Cengiz Bey'e bırakıyoruz. Buyurun Cengiz Bey. Öncelikle merhaba, kolay gelsin. Sayın vekillerim teşekkür ederim. Garıpayan vekilim teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani bizden önce sayın vekilim zaten söylenmesi gerekenleri fazlasıyla söyledi. Yani belki daha çok söylenmesi gereken şeyler de var. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Bitsten Cengiz Taşkaya. Esnafım. Fırıncıyım. Daha önceden de Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilimizle gönderdiğim bir video ve daha önceki yazılarına da fırıncıların çektiği sıkıntı, sadece fırıncılar değil bütün diğer esnaflar da çektiği sıkıntıları dile getirmiştik. Şimdi son zamanlarda özellikle son 3-4 aydır ciddi anlamda fırın üzerine un üzerine sıkıntılar yaşıyoruz. Ciddi bir un zammı gelmeye başladı. Bu hem bizim için hem de vatandaş için ciddi bir problem olmaya başladı, sıkıntı olmaya başladı. Yani biz 7 ay önce fırın açmıştık, 7-8 ay oldu. Un çuvalı 155 liraydı. Şu an 370 lira fabrika yerinde ancak alabiliyoruz. Ki bizim de imkanımız olmadığı için alabiliyoruz. Mecbur geçenlerde de Sayın Vekilimizle bir programda görüşmüştük. Kapatmak zorunda kalıyorum. Yani bir 10 günlük bir zamanım kaldı. Kapatmak zorunda kalıyor. Çünkü daha önce diğer fırıncı arkadaşlarım da var. Bir iki tane bildiğim onları kapatmışlar. Çünkü un zamı olduğu zaman ekmeğe de aynı paralelde bir zam olmadığı zaman ister istemez sıkıntı yaşıyor ve hep zarar. Hep zarar olduğu için artık insanlar mecbur kapatmak zorunda kalıyor. Çünkü sürekli bir kendi cebinden harcama olduğu için o da artık bir yere kadar dayanabiliyor. Bizim de şu anki durumumuz odur. Zaten bir yani pandemi süreci var. 7 ay önce fırını açtınız. 7 ay önce fırını açtınız ve şu anda fırını kapatmak zorundasınız. Kapatmak üzeresiniz. Öyle mi Cengiz Bey? Aynen öyle vekilim. Yani işte dedim 7-8 ay önce açtığımız zaman hem sadece un değil, maya da diğer ürünlerde de diğer gıdalar şeyde de harcamalarımıza da zamlar oldu. Çünkü biz fırın işinde çok giderler oluyor. İster istemez mayadır, yakıttır, elektrik, su bunlar çok çok giden malzemelerdir. Böyle olduğu için şu an un fiyatı daha da bir fahiş bir fiyata geldi. Yani çok ciddi anlamda bir problem oluyor. Bizim de bunu alma gücümüz hiç yok.
Yani sıfır şu an. Şu anki çalışmamız tamamen zararına çalışıyoruz. Ben geçenlerde Sayın Vekilime söyledim. Elimde birkaç çuval unum kalmış. Onu da elimden çıkardığım zaman zaten hiç beklemeden kapatmak zorunda kalacağım. Çünkü gelen un fiyatlarıyla bizim çıkardığımız ekmek sayısı ve sattığımız ekmek fiyatı hiç birbirini tutmuyor. Şu an bir yeni... Ekmek kaç para şu anda? Yani mesela 6 ay önce kaç paraydı, şimdi kaç para ekmek? 6 ay önce ekmek 1.75 liraydı. Şu an bugün başladı. 2.5 lira yaptılar. Gramı tekrar yükselttiler. 250 gram pişmiş ekmek. Şu an 2.5 lira. Peki sizin yani, maliyetiniz ne kadar ekmekte? Maliyetiniz ne kadar? Şu an bu şartlarda bir ekmekte maliyetimiz yani 2 lira 20, 25 kuruş falan. Yani yakıt dahil bütün masraflarda 2 lira 25 kuruş. Evet. Evet. Şu anda İstanbul'da 3 liraya, 3,5 liraya doğru yükseldi. Bitlis'te şu anda 2,5 lira bile sizi kurtarmıyor şu anda yani. Öyle anlıyorum. Doğrudur. Şimdi geçenlere fırıncı arkadaşlarla valiliğe gidildi. İşte valiye durumu bildirdi. Hem vali hem de belediye olarak. Kendine bildirdik. Bu durumda biz tamamen zarar ediyoruz. Ya un fiyatları adam hani ekmek zamlanması lazım. Un fiyatlarına göre ekmeğin zamlanması lazım. Nasıl zamlanması lazım? Unla ekmek paralel olmalı. Bir çuval un 100 liraysa ekmek 1 lira. Bir ekmek işte bir çuval un 200 liraysa 2 lira olması lazım. Bu paralel gitmesi lazım. Ama şu an bir çuval un 370 lira, ekmek 25 2,5 lira. İşte bir bu noktada, tam bu noktada eğer un fiyatları aşırı yükseliyorsa kamunun devreye geçmesi lazım. Belki size 200 liradan un çuvalını sağlayıp sizin de ekmeği 2,5 liradan satmaya devam etmenizi sağlaması lazım. İşte devlet dediğiniz bu noktada devreye geçer. Ekmeği 4 lira yaptığımızda da halkın alım gücü yok, öyle değil mi? Yani halk sizden 3 liraya 4 liraya ekmek alabilir mi? Halkın alım gücü bunu karşılar mı? Karşılamaz benim bildiğim. Karşılamaz tabii ki. Hani işte valiye de şunu söyledik. Yani bu zamlar karşısında ekmeğin zamlanması, bize kullandığı ifade, ya diyor, biz ekmeği zamlarsa vatandaş ne yapacak? Doğrudur, vatandaş ne yapacak? Vatandaşı korumak benim meselem, senin devletin meselesidir. Devlet bunu düzenleyecek, devlet bunu tertipleyecek. Ben onu yapmayacağım. Doğal gaza %50 bir de %20 zam yaptılar, %70 yapar. Ve fırınların çoğu doğal gazla çalışıyor Batı'da, sizi bilmiyorum ama. Orada da mesela odun ve kömür ücretleri de %100'e yakın arttı. Yani yakıt meseleleri. Bunlara zam yaptığınız zaman, ona %100 zam yaptığınız zaman ekmeğin zamlanmaması mümkün değil. Ama halkın temel ihtiyacı olan ekmeği bile şu anda fahiş duruma getirdiler. Ve fırıncıyla vatandaşı karşı karşıya bırakıyorlar. Orada bu ise temel sorun hükümetin uyguladığı politikalardır. Sizi vatandaşla karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Siz zam yapıyormuş gibi düşünüyorlar ama durum öyle değil. Doğal gaza zam yaparsan, mayaya zam yaparsan, una zam yaparsan işçilik tabii ki artacak. Bütün bunlar da ekmeğin fiyatını artırıyor tabii. Şimdi aynen öyledir Sayın Vekilim. Yani kesinlikle söylediğiniz şekilde ben hiçbir şekilde ben vatandaşla ben bu sabah ekmeğe gelen vatandaşlarımız olduğu zaman, müşterimiz olduğu zaman vallahi ekmek zamlandı utanıyorum diyemiyorum. Dediğim zaman da ya niye ekmek zamlanıyor? Ya bir yani artık söylemekten biz çekiniyoruz, korkuyoruz söylemeye. Yani doğal olarak da buradaki bulunan vatandaşlar da ne yazık ki bu bizim bir acımızdır. Eğitimsiz kişiler olduğu için, özellikle kırsal alanda burada eğitimsiz kişiler olduğu için hiç okumadan, araştırmadan tamamen şu an hükümete destekli oldukları için hükümete toz kondurtmuyorlar. Bu yüzden onlara söyleyemiyoruz. Sanki hükümet mi bunu yapmış? Siz zam yapıyorsunuz, bize bu ifadeleri kullanıyorlar. Anlatabildim evet. mi? Hani bizi hükümet tamamen şu an suçlu durumda fırıncılar oluyor. Cengiz, peki bir ekmek krizi kapıda diyebilir miyiz? Yani fırıncılar üretemezse bir ekmek kriziyle karşı karşıya kalabiliriz gibi gözüküyor. Yani bu şekilde muhtemelen böyle olacak. Çünkü eğer un fiyatları durdurulmazsa ya da geri çekilmezse, çünkü fırıncı ekmek üretemeyecek. Çünkü kullandığı, harcadığı unla onun eksattığı ekmek fiyatı arada bir uçurum var. Çünkü sen ekmek sattın ama un fiyatını karşılayamıyorsun. Ben bugün kapattığım zaman, yani nasip olursa bir 10 gün sonra ben mecbur kapatmak zorunda kalacağım.
ve kapattığım zaman en az ben şu an 10 bin zarardayım. Yani o şeyine ben toptancıma 10 bin lira borçluyum şu an. Ve elinde yüklü miktarda bir paran olmasa sen fabrikadan un alamıyorsun. Fabrika sana vermiyor. Oradaki unu bekletiyor. Şişiriyor. Zam geldiği zaman ondan sonra sana gönderiyor. Ki peşin para olmadığı zaman da göndermiyor zaten. Evet. Peki sıkıntılar bitmez. Biz konuyu takip edeceğiz. Son olarak birkaç cümleyle Garo Vekilim eklemek istedikleriniz varsa onları alalım ve programımızı bitirelim. Teşekkürler Cengiz arkadaş. Kolaylıklar diliyorum. Tüm yurttaşlarımız dertli Ömer Vekilim. Yani şu anda hep beraber kaybediyoruz. Bir avuç yandaş kazanıyor, bir avuç yandaş zenginleşiyor. Ancak halkımızın tamamı kaybediyor. Esnaf kaybediyor. Fırıncı kaybediyor. Çiftçi kaybediyor. Emekli kaybediyor. İşçi kaybediyor. Hepimizin sofrasından her gün bir dilim ekmek daha çalınıyor. Bunu böyle bilelim. Çünkü bu tek adam rejimi mesela şöyle bakalım, faize haram diye bakıyor. Olabilir, böyle inanabilir. Peki sen diyelim ki faize haram diye bakıyorsan niye mesela esnaf kardeşimiz bankaya borcunu ödediği zaman faiz ondan alıyorsun? Sıfırla o zaman faizini. Veya çiftçi bankaya borcu var. Değil mi? %20, %25 faiz alıyorsun. Niye faiz alıyorsun ondan o zaman? Veya Kredi Yurtlar Kurumu'na borçlu öğrenciler, onlardan %20 faiz alıyorsun. Veya trafik cezası kesilsin. Bakın yurttaşımızın herhangi birisi trafik cezası kesilsin. Bir yılda %60 faiz alıyor bu vicdansızlar. Diyelim ki ödeyemediniz, cebinizde paranız yok, trafik cezası. %60 faiz alıyorlar. Faiz öderken nas da, alırken nas değil mi? Bunu düşünmeyecek misin? İşte böyle vicdansız ve adaletsiz bir bütçeyle karşı karşıyayız. Ve bu enflasyon sarmalı, bakın az önce fırıncı kardeşimiz söyledi. Bu enflasyon sarmalı yurttaşlarımızı daha da yoksullaştıracak. Bakın ekmeği 3,5 lira yaptık diyelim ki, fırıncı çalıştı. Yarın 3,5 da etmeyecek çünkü onun çuvalı 500 lira 600 lira olacak. 6 lira olacağı söyleniyor. Dolar artacak, dolar efendim daha da faizleri artıracak, daha da devalüasyon olacak, zamlar olacak ve bir sarmala gireceğiz. O açıdan bu fiyatları kontrol altına alamadığımız sürece, rasyonel politikalar ortaya koyamadığımız sürece, enflasyonu durduramadığımız sürece halk yoksullaşmaya, bir avuç yandaş zenginleşmeye devam edecek. Buna hep beraber itiraz etmeliyiz. Bu itirazın da yolu bu bütçe politikalarını değiştirmekten geçiyor. Ve tek adam rejimini sona erdirmekten geçiyor. Bu ülkenin ekmeği herkese yeter. Bu ülkenin ekmeği, bu ülke dünyanın ekmeği herkese iş sağlar, herkese aş sağlar. Ama birileri suyun başını tutup yemeye devam ettiği sürece hepimiz yoksul olmaya devam edeceğiz. O açıdan bu tek adam rejimine önce itiraz etmeliyiz. Adaletli bir düzen kurmalıyız. Hep beraber üretmeliyiz ve adaletle paylaşmalıyız. Bunu sağladığımız zaman emin olun bu ülkede hem huzur olacak hem de refah olacak. Bu günleri özlemini yaşıyoruz. Umalım ki mücadelemizle hep beraber o günlere behemal kavuşuruz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sayın Garo Kaylan Vekilim, Sayın Cengiz Taşkaya, Bitlisli fırıncı esnaf kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak şu anda genel kurulda bu faizci, bu yandaşı koruyan bütçeye karşı bir mücadele sergileyeceğiz. Halkın bütçesi olması için yoğun bir mücadele sergileyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Halkın sesi olmaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, bugün de programımız burada bitiyor. Programımızın konuğu Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Garo Paylan'dı, Diyarbakır Milletvekilimiz ve Plan Bütçe Komisyon Başkanımızdı. Ayrıntılı ve gerçekten anlaşılır çok net bilgiler verdi ve daha sonra esnaf kardeşlerimizle diyaloglarda yorumlarıyla büyük bir zenginlik kattı. Dört farklı sektörden esnaf kardeşimiz Türkiye'nin dört bir tarafından katıldı. Sorunlarına gündem etti. Daha söyleyecekleri çok şey var biliyorum ama vaktimiz kısıtlıydı. Biz bilahare yine programlarımıza onları konuk edeceğiz inşallah. Programımız burada bitiyor. Haftaya salı günü saat 21'de tekrar sizlerle birlikte olacağız inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın. Selametle bekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.